Selamun aleyküm. Ben Zahit. Define ararken başımdan geçenleri anlatacağım. İbret alınması bir anım ve yaşantım var. Umarım ders alır bu işlere bulaşmazsınız. Yaşım 12 civarındayken babamın sürekli gece saatlerinde evden çıkmalarına şahit oluyordum. Nereye gittiğini bilmiyordum. Sorsam da bunu söylemezdi. Hep döndüğünde üstü başı toz toprak, çamur içindeydi. Biraz daha büyüdüm ve 17 yaşıma vardım. Babamın ne yaptığını öğrenmiştim. Define peşinde koşuyordu. Dedemin de bu huyu vardı. Babama ben de onunla gitmek istediğimi, ona katılmak istediğimi söyledim. Başta sert bir şekilde kabul etmese de ısrarım üzerine beni kırmadı ve kabul etti. Gece üç buçukta evden çıkıp Bodrum'a gittik. Oradan kazma kürek alıp araştıracağımız yere doğru ilerlemeye başladık. Dağın başında Eski ve kuru bir ağacın altını kazmaya başladı babam. Ben de onu izleyip öğreniyordum. Sonra kazmayı bana verdi. Ben de kazdım, küreklerle, kazmalarla. Saatlerce dağın başında bunu yaptık. Fakat hiçbir şey çıkmadı. Öylesine canımı sıkmıştı ki bu durum. O kadar yorgunluk boşa gitmişti. Babamsa bu duruma alışkın olacak ki fazla tepki vermedi. Eve dönüp yattık. İlk maceram buydu. Ailede bu işe sadece babam ve dedem bakıyordu. Amcam pek oralı olmazdı. Belki haberi dahi yoktu. İki yıl boyunca babamla ben sürekli farklı yerleri kazıp bir şeyler bulmaya çalıştık. Fakat elimize boş döndük. İki yılın sonunda dedem rahmetli oldu. Ondan bize bir tür harita kaldı. Bir hazine haritasıydı. Derinin üzerine işlenmiş gayet güzel bir haritaydı. Bu haritanın varlığından amcam da haberdar oldu. Ve o da bu işlere girmeye karar verdi. Kendi başımıza bu haritayı çözmeye çalışsak da başaramıyorduk. Bunun üzerine haftalardır bu iş için uygun bir insan aradık. Haritayı çözebilecek bir Allah'ın kuluna denk gelemiyorduk. Öyle ki en son çare olarak bir büyücüye gittik. Adam bize cinler aracılığıyla haritanın nereyi işaret ettiğini ve hazinenin nerede olduğunu bulabileceğini söyledi. Fakat yüzde elli ortak olmuştu. Bize... Mal çıkarsa yüzde ellisi benimdir. Çıkmazsa para pul istemem dedi. Biz de bir umut kabul ettik. Bunun ardından haritayı isteyip bir kuyunun yanına gitti. Birkaç saat boyunca orada elinde harita ile bekledi. Sonrasında haritanın doğu tarafında bir köyü işaret ettiğini, bunun üzerine gidip oraya bakılması gerektiğini söyledi. Heyecanla başladık hazırlanmaya. Ben, babam, amcam ve büyücü. İki gün sonra yola koyulduk. Büyücü yanına iki tane çanta almıştı bize dönüp her ihtimale karşı lafımdan çıkmayın dedi. Biz de ne derse tamam diyorduk. Sonrasında ismini vermemin doğru olmayacağı bir yere yola çıktık. O ilin ilçesine gidip ilçeye bağlı o köye gitmemiz gerekiyordu. Gerekenleri yaptık. Sonunda köye varmıştık. Büyücüyle babam arasında geçen sohbet şu şekildeydi. Bizden şüphe duymamaları için köylülere ne diyeceğimizdi konu. Büyücü Onlara bir tür tarih araştırmacısı olduğumuzu ve yabancı ülkede yaşayan Türk görevliler olduğumuzu söyleriz. Köy halkı cahildir. İzinlerimizin olduğunu ve resmi bir araştırma olduğunu söylersek inanırlar dedi. Babam da gayet mantıklı. Ama inanırlar mı ki?" dedi. Büyücü buna karşılık "Siz laf dinleyin, gerisini ben hallederim." dedi. Ardından köye bir arabayla ben, amcam, babam ve büyücü vardık. Köyün camisinin önünde insanlar sohbet muhabbet ediyordu. Bunu gören bizler yanlarına gidip bir ülkeden gönderildiğimizi ve araştırma için burada olduğumuzu söyledik. Bir süre hoş geldiniz kimlerdensiniz sohbetin ardından köy muhtarı bizim yanımıza geldi. Muhtarı gören büyücü direkt merhaba biz falanca ülkeden özel izinle gelen bir araştırma ekibiyiz. Bize kalacak yer ve yiyecek bir şeyler var mıdır muhtar bey diye sordu. Muhtar da heyecanlı ve mutlu bir şekilde ''Olmaz mı? Başım gözüm üstüne.'' diyerek bizi bir eve yerleştirdi ve güzel yemekler sundular. Gece yarısına kadar birkaç köylü ve muhtarla sohbet ettik. Ardından büyücü lafa atılıp ''Araştırma beklemez. Biz şimdi yatalım. Yarın biz araştıracağımız bölgede olacağız. Ekibimden başkasını istemem yanımda mahsur yoksa. Rahatsız edilmeyelim. Meraklı köylüler peşimizden gelmesin.'' dedi. Ben içimden işte şimdi apı yuttuk, anlayacaklar diye geçirdim. Ama büyücü nasıl konuştuysa her şeye tamam dediler. Hızla yataklara dağıldık. Sabah erken saatte babam beni uyandırması için amcamı göndermişti. Amcam beni uyandırdı ve hızla hazırlanmam için yönlendirdi. Büyücünün öncülüğüyle hızla köyün mezarlığına gittik. Mezarlığa vardığımızda büyücü durup bekleyin dedi. Ardından biraz bekledik. Sonra az ileride olduğunu söyledi hızla mezarlıktan çıkıp dediği noktaya doğru ilerledik. Çantalarımızda gizlediğimiz aletleri çıkarıp kazmaya başlayacağımız sırada tıslama sesi geldi. Bir anda kazacağımız bölgede bir sürü yavru yılan ve büyük yılanın topraktan çıktığını gördük. Tam kaçacağımız anda büyücü, sakin olun, sadece bir tılsımdır bu, dedi. Biz bölgeden biraz uzaklaştık, korkumuza yenik düştük. Bunun üzerine büyücü de yanımıza geldi ve eve dönelim, Burada fazla tılsım var. Hazırlıklı geleceğiz dedi. Hızla tekrar mezarlığa gidip oradan köye geçtik. Eve gittik ve büyücü bizim onu evde yalnız bırakmamızı, birkaç tılsım için hazırlık yapacağını söyledi. Biz de o odaya girdikten sonra köyün içinde gezmeye başladık. Birkaç sohbetin ardından bir köylü çocuk bana şunları söyledi. Mezarlığın ardında yatar. Her gece gelip bana bakar. Altınları cinler sayar kim gitse alamadan kaçar, dedi. Tüylerim diken diken olmuştu. Öylesine şok oldum ki donup kaldım. Ardından bir köylü gelip, ''Korkma kardeşim, o köyün delisidir. Mezarlıkta gezer kendi kendine. Annesi babası öldü. O günden beri sürekli mezarlığa gider. Biz de Allah rızası için ona bakarız.'' dedi. Ben hiçbir şey demeden oradan uzaklaştım. Hızla eve vardım, kapıda bekledim büyücü kapıyı açtı ve gel dedi. Ben de hızla eve girdim ve olanları anlattım. Büyücü ise bana o çocuk görmüş orayı. Saf niyetinden, temiz kalbinden ona zarar vermemişler. Onu sahiplenip korumuşlar. Korkma, çocuk sana bir şey yapamaz dedi. Bunun ardından olayı babama ve amcama anlattım. Onlar da korkuyordu. Büyücü erken yatmamızı, erkenden orada olacağımızı, onun tılsımı bozacağını ve bizim de hazineyi çıkartmamız gerektiğini söyledi. Biz de onun dediği gibi yaptık. Yatağıma uzandım, gözlerimi kapattım. Aklımda o hazineyi çıkarttığımızda neler yapacaklarım vardı. Tam hayalleri dalmış rüya görecekken camdan birisi bana "Zahit" diye seslendi. Başta tam ne olduğunu anlamadım ve umursamadım. Sonra tekrardan "Zahit" diye bir ses duydum. Bu sefer gözlerimi açtım ve yine "Zahit" diye bir ses duydum. Dışarıdan geliyordu bu ses. Biri bana sesleniyordu. Cama doğru baktım ve köydeki deli çocuğu gördüm. Benim gözlerimin içine bakıp bana ismimle sesleniyordu. O an aklıma büyücünün dediği, anlattıkları geldi. Korkarak tövbe bismillah dedim. Yatağıma geri yattım. Sabaha kadar sahit diye seslendi. Korkarak uyumaya çalıştım. Yorganı kafamı çektim ve olduğum gibi durdum. Sabah ne ara oldu bilmiyorum. Babamın hadi oğlum hadi demesiyle uyandım. Hızla hazırlandık ve yola koyulduk. Büyücü biraz ilerimizdeydi. O alana sonunda varmıştık. Büyücü önümüzdeydi. Önden gidip tılsımları bozacaktı. Sonrasında kazacaktık. Plan basit ve netti. Büyücü birkaç çubuk alıp bazı yerlere sapladı. Yabancı dilde bir şeyler söylemeye başladı. Sonra da bir tür toz döktü. Ardından aniden havaya baktı ve bağırdı. Sanki canı yanıyordu. Sonrasında büyücü olduğu gibi yere yıkıldı. Amcam korkarak büyücünün yanına koştu. Tam bu sırada amcam da inanılmaz derecede bağırmaya başladı. Babam tam amcama koşacakken son saniyede ben tuttum. Büyücü ve amcam oldukları yere yıkılmış baygın vaziyette duruyorlardı. Ardından ne yapacağız diye düşünürken bir anda arkamızdan bir ses geldi. ''Zahit!'' Bu ses o sesti. O çocuğun sesi. Arkamı hızla döndüm. Çocuğun yanında iki tane kara keçi vardı. Bana bakarak kalbin temizdir. Al büyüklerini senin olmayana el uzatma. Git buradan zayit dedi. Kara keçilerin gözleri alev gibi yanıyordu. Babam da şoka girmiş biçimde hızla amcamın yanına koştu. Onu kaldırdı ve oradan çıkardı küçük çocuk ben büyücüyü çıkartacağım zaman bana şunu söyleyip engel oldu. O burada kalacak. Sizi kullanmak istedi. Köydekilere ve size büyü yaptı. Onun niyeti o mezardaki altını değil kitabı almaktır. Gidin Zahit dedi. Sonrasında hızla babamın ve amcamın yanına koştum. Olanlar anlam veremiyorduk. Sakinleştikten sonra toparlanıp hemen kendi evimize geri döndük. Aradan birkaç hafta geçti. Biz içimizdeki korku yüzünden bir hocaya gittik. Hocaya olan biteni anlattık ve hoca bize o küçük çocuk sizi korumuş. Eğer o olmasaydı sonunuz o kafir büyücü gibi olacaktı. Onu orada deli ettiler. O küçük çocuksa onların alemine alışmış. Onlardan sayılanlardandır. Verilmiş sadakanız vardır. Gidin tövbe edin dedi. Biraz zaman sonra çocuğu sürekli rüyamda görmeye başladım. Kafamı esti. Gittim tekrar oraya ve o çocuğun kaybolduğunu öğrendim. Sonrasında anne babasının mezarını öğrendim. Gidip dua et ve sadaka dağıttım. Hayatımın dersini çıkarttım. Allah günahlarımızı affetsin.